Sıfırdan yaratılmış bir organizasyon biliyorsun. 4 sene önce yola çıktığımızda olur mu olmaz mı diye çok tartışmalar oldu. O zaman biz yönetim kurulunda da çok olur olmaz diyenler çok oldu ama bir şeye başlamak belki de başarmanın %50'si hep derler ya, başladık. Dördüncüsünde yeni yönetim gayet güzel bir şekilde organize etmiş. Standlarımız gayet güzel. Gelen müşteri yelpazesi güzel titizlikle seçilmiş. İlk günü öğleden sonra ilk günümüz gayet başarılı geçti, yoğun geçti. İnşallah bu fuar büyüyerek devam edecek. Ben buna çok inanıyorum. İlk başladığından beri buna çok inanıyorum. Sektöründe böyle ekstra aktivitelere, alım heyetlerine çok ihtiyacı var. Artık biraz alışılmışın dışında işler yapmamız gerekiyor. Bu dünyanın şartlarının getirmiş olduğu rekabetten dolayı. Çünkü gerçekten dünyada üretici ülke sayısı her geçen gün artıyor. Eskiden sadece İtalya ve Çin'den bahsederken bugün Vietnamlardan, bugün Endonezyalardan da bahsediyoruz. Bu arkamızdan gelen bizim takip eden ülkelerin önüne geçebilmemiz için bu tarz organizasyonlar çok kıymetli. 2023 güzel başladı. Biz hedeflerimiz 2023'te bir önceki yılki rakamları yakalayabilmekti. O rakamları da yakaladık. Gayet memnun geçtik 2023'ü. Ama tabii bu rakamları yakalamak için çok koşturduk. Çok farklı ülkelere, fuarlara gittik, alım heyetlerine katıldık. Yaklaşık firma olarak, Hoşgörü Pırlanta olarak yaklaşık 16 tane fuar yaptık yurt dışında. Çok ciddi bir rakam. 2024-2023'e göre biraz daha zor olacağını düşünüyorum. Dünyada çünkü pandeminin getirmiş olduğu rüzgarın biraz dindiğini düşünüyorum açıkçası. Pandemide insanlar 1,5-2 sene alımlarını ertelediler ama 2022 ve 2023'te bu alımların büyük çoğunluğunu tamamladılar. O yüzden 2024'ün gerçek ticari hacimlerimize döneceğimiz bir yıl olduğunu düşünüyorum. Ama biz tabii rakamları yakalamak için, rakamlarımızı koruyabilmek için tekrar gerekiyorsa 16 fuar, gerekiyorsa 26 fuar yapacağız. Dünyayı taramaya devam edeceğiz. Ama bildiğin gibi tabii ülkemizde de altın fixinginden dolayı farklı problemlerimiz var. İşte bunların biraz daha koordinasyonunun daha verimli şekilde yapılabilmesi gerekiyor. En kötüsü, en basitinden ben mesela geçen hafta bir yurt dışından bir ithalatımız geldi. İçinde çok az böyle bir çelik var, faturada yazıyor. Yani gümrükten biz onu çekmiyoruz, 3 gün sürdü. Bu çelik nedir? İşte anlatabiliyor muyum? Yani çok önümüzde bazı engeller var. Bunların hızlı bir şekilde çözümlenmesi lazım. Bizim katma değerli ürün sattığımızın anlatılabilmesi lazım. Bizim işlerimizin kolaylaştırabilmesi lazım. Gümrükleme konusunda, altın tedariği konusunda. Bunda yine yönetim çalışıyor üzerinde. Ellerinden geleni yapıyorlar. Biraz daha çalışmak lazım. Biraz daha bastırmak lazım. Bunu sektör olarak komple bir birlik içerisinde yapmak lazım. Hep birlikte Ankara'ya bu konunun anlatılması lazım. İnşallah bunlarla çözülürse 2024'te gene 2021, 2022, 2023 gibi başarılı bir sene olacağını düşünüyorum.